Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videolarda neden bahsettik? Enflasyon ve işsizlik kavramlarından bahsettik. Artık sıra neye geldi? Bunların ikisini birleştirmeye geldi. Peki bunları birleştirdiğimizde adına ne diyeceğiz? Phillips eğrisi diyeceğiz arkadaşlar. Peki Phillips eğrisi nasıl bugünlere geldi? Ondan bahsedelim. Orijinal Phillips eğrisi deyince aklımıza kim gelecektir? Phillips eğrisini ortaya atan iktisatçı olan William Phillips gelecektir arkadaşlar. Ortaya atılmıştır. Peki İlk anlattığı nedir bize? Nominal ücretler ile işsizlik arasında ters ilişki olduğunu söyler arkadaşlar. Bakın neymiş ilk başta, ilk ortaya atıldığında nominal ücretler ile işsizlik arasındaki ters yönlü ilişkiyi açıklayan zımbırtıya orijinal Phillips eğrisi, yani William Phillips'in Phillips eğrisi adını veriyoruz. Daha sonra Lipsey demiştir ki uydurma bulgulara dayanıyor senin bu buldukların. Onun aslı öyle olmamalıydı diyor arkadaşlar. Emeğin verimini sabit kabul edersen varsayımında Lipsey analizine başlıyor. Emeğin verimi sabitken ücretlerde meydana gelen bir artış sonucunda iş gücü talep fazlası da artacaktır. Artan iş gücü talep fazlası işsizliği emerek ne yapacaktır? Azaltacaktır şeklinde bunu biraz daha ne yapmıştır? Genişletmiştir arkadaşlar. Son olarak modifiye edilmiş Phillips dediğimiz, yani bizim şu andan itibaren bahsedeceğimiz Phillips eğrisi Solo ve Samuelson tarafından ortaya atılmıştır ve son halini almıştır arkadaşlar. Enflasyon ve işsizlik arasında ilişki kurmuşlardır. Peki bu ilişki nasıldır? Şekilde de gördüğünüz gibi terstir arkadaşlar. Yani der ki bize eğer enflasyon seviyesi yükselirse işsizlik seviyesi ne olacaktır? Azalacaktır diyor arkadaşlar. Peki bakın yatay ekseni kestiği nokta nereye göstermekte tam olarak? Doğal işsizlik oranını göstermekte. O zaman burada bunların bahsettiği işsizlik azalır artar kelimesi aslında tam olarak nedir? Tam istihdama ulaşılmış ya da ulaşılmamış işsizliği anlatır arkadaşlar. Yani öyle aman aman %10, %15'lik bir işsizlikten ne yapmamaktalar? Bahsetmemekteler. İşte buradan hareketle biz hep ne deriz? Az enflasyon iyidir deriz. Neymiş iyiliği demek ki? Toplam talebi artırıcı özelliği vardır. Artan toplam talep gayri safi milli hasılayı artırır. Gayri safi milli hasılanın artması da işsizliği ne yapacaktır? Azaltacaktır şeklinde yorumlanabilir bu ikisi arasındaki ters ilişki. Peki bunların modifiye ettiği Phillips eğrisini sağa ya da sola kaydıracak sebepler nelerdir? Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Phillips eğrisini etkileyen sebepler toplam arzı etkileyen sebeplerin birebir aynısıdır. O mantıkla bakarsak daha kolay öğrenmiş oluruz. Mesela diyor ki beklenen enflasyonun artması, emeğin veriminin azalması, teknolojinin gerilemesi. Bakın bunlar hep nedir? Olumsuz sebeplerdir. Ama ve lakin eğriyi ne tarafa doğru kaydıracaktır arkadaşlar? Sağa doğru kaydıracaktır. Bakın burada bir ne vardır? Alışılmışlık ihlali vardır. Yani ne demeye çalışıyoruz? Biz iktisatta hep neyi gördük? Olumlular sağa, olumsuzlar sola hareket ettirir diye gördük arkadaşlar. Ama ve lakin burada arkadaşlar olumsuz bir gelişme eğriyi sağa doğru hareket ettirirken olumlu bir gelişme sola doğru hareket ettirmektedir. Peki niye böyle diye soracak olursak gelin bakalım hep beraber basit bir mantık kurayım size. Enflasyon, işsizlik dedik. Phillips eğrisini çizdik. Şimdi yatay ekseni kestiği nokta neydi? Doğal işsizlik oranıydı arkadaşlar. O zaman ben bu eğriyi sağa doğru hareket ettirirsem bakın Phillips eğrisi yeni konumuna geldiğinde ne olacaktır? Doğal işsizlik seviyesi yükselecek. Yani işsizlik dediğim şey tam olarak artmış olacaktır arkadaşlar. İşte bu yüzden Phillips eğrisinin sağa kayması, yatay eksende işsizlik yer aldığı için olumsuz bir şeyin varlığında artış yarattığından dolayı biz olumsuz sebepler arıyoruz Phillips eğrisi sağa kayarken. Bakın burada aynı zamanda neyi göstermiş oldum ben? Histerisis etkisini, neydi o? Çekim etkisiydi. Yani doğal işsizlik oranının yukarıya doğru çıkmasına, %5'ten %6'ya çıkmasına çekim etkisi adını veriyorduk. O zaman burada biz 3 tane popüler olanını yazdık ama ne diye düşünmeniz lazım? Phillips eğrisinin sağa kayması neyle mümkünmüş arkadaşlar? Olumsuz sebeplerle. Hangi olumsuz sebeplerle? Toplam arz eğrisini
sola kaydıran olumsuz sebepler, yani toplam arz eğrisini sola kaydıran sebepler Philips eğrimizi ne yapacakmış? Sağa doğru kaydıracakmış. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi arkadaşlar, yatay eksende işsizlik var. Philips'in sağa kayması da bize olumsuzluğu anlattığı için. Bakın, beklenen enflasyon toplam arz eğrisini ne yapar? Artması sola kaydırır. Emeğin veriminin azalması toplam arzı sola kaydırır. Teknolojinin gerilemesi toplam arzı sola kaydırır. Hepsi buradan hareketle karşımıza ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. O zaman Philips eğrisi neyi temsil eder tam olarak? Beklenen enflasyonu temsil eder. Bakın şurada yatay ekseni kestiği nokta ne noktasıdır? UN noktasıdır. Şurada görelim, burası daha temiz. UN noktası düzeyinde, yani şuradaki Philips eğrisinde beklenen enflasyon değeri nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Neye göre yorum yaptık? Şuna göre yorum yaptık. Bakın, gerçekleşen enflasyon değeri burada ne? Sıfır. O zaman ben bu yıl enflasyon %0'sa seneye ne olacak yorumu yaparım? %0 olacak yorumu yaparım. Yani beklenen enflasyon gerçekleşen enflasyona cari dönemde nedir arkadaşlar? Eşittir. Peki burada bizi nasıl kandırmaya çalışacaklar? Bir ÖSYM sorusu çözelim arkadaşlar. Ne olsun sorumuz? Desin ki bize, para arzında meydana gelen artış sonucunda Philips eğrisi nasıl değişir? Neymiş? Para arzında meydana gelen artış sonucunda Philips eğrisi nasıl değişir? Şimdi sorumuz bu. Peki o zaman işsizlik dedik, enflasyon dedik. Philips eğrimizi de çizdik arkadaşlar. Yatay ekseni kestiği nokta doğal işsizlik oranını gösteriyor bize. Bakalım, para arzının artması enflasyonu ne yapar? Artırır. Monetariste de klasikte de artırır. Az ya da çok fark etmez. Enflasyonun artması ne demektir bakın? Enflasyonun şöyle bir x seviyesinden x1 seviyesine yükselmesi. Yani eğrinin bütünü eğri üzerinde yukarıya doğru bir hareketi gösterir. Bakın bu örneği niye verdim? Enflasyon artışları ya da azalışları eğri üzerinde harekete sebep olur arkadaşlar. Para arzının artması da gerçekleşen enflasyonu artırır. Dolayısıyla bunun ekseninde yazan ifade, yani şuradaki ifade, enflasyon ifadesi neyi veriyor bana? Gerçekleşen enflasyonu veriyor arkadaşlar, unutmayın. Bu eğrinin sağa sola oynaması için neyin değişmesi lazım? Beklenen enflasyonun değişmesi lazım. Buna düşmeyin. Sınıflarda sıklıkla arkadaşlar buna ne yapıyor? Düşüyorlar. Peki uzun döneme geçtiğimizde karşımıza ne çıkar ona bakalım. Uzun dönem Philips eğrisi diktir. Her modelde, klasik Keynes hiç fark etmez, monetarist hiç fark etmez. Ne demektir peki uzun dönemde dik olması? Bakın bize diyor ki işsizlik ile enflasyon arasında herhangi bir ilişki yoktur. Yani uzun dönemde tüm ekonomiler tam istihdam seviyesine ulaştığı için ekonomiler hep doğal işsizlik oranında sabittir. O yüzden biz hatırlarsanız ne demiştik doğal işsizliği anlatırken geçen dersimizde? Dedik ki enflasyonu hızlandırmayan, enflasyondan bağımsız olan işsizlik oranıdır doğal işsizlik oranı demiştik. Bu yüzden arkadaşlar uzun dönemde ekonomiler tam istihdam seviyesine ulaştığı varsayıldığı için enflasyondaki değişmeler işsizliği ne yapmayacaktır? Etkilemeyecektir. Peki şu iki kavramı hemen birbiriyle birleştirelim şimdi. Şurada da ne yer alsın? SRPC dediğimiz kısa dönem Philips eğrisi yer alsın. Mesela ne meydana gelsin? Beklenen enflasyonda bir artış meydana gelsin. Beklenen enflasyonun artması Philips eğrisini bakın bütünüyle ne yapacaktır? Paralel yukarıya doğru kaydıracaktır dedik arkadaşlar. İşsizlik ne olmuştu ilk başta? U1 seviyesine düşmüştü. Beklenen enflasyonun artması tekrardan işsizliği ne yaptı? Doğal işsizlik seviyesine yükseltti. Hani şurada kabaca anlatmıştım ama işin mantığı nerededir? Buradadır. Doğal işsizliği aşması pek ne yapılamaz? Beklenemez. Bu şekilde yatay sağa doğru kaymaz arkadaşlar. Şu şekilde sağa doğru kayar. Bu da yine neyi gösterir bana? İşsizlik seviyesinin her koşulda arttığını gösterir diyoruz. Peki, şimdi gelelim bekleyişlerin dahil edildiği modele. Bekleyişler deyince aklımıza kim gelecek? Milton Friedman gelecek. Çünkü niye? Adaptif bekleyişler kavramını ilk kez ortaya atan iktisatçı oydu. Neydi bekleyişler? Tahmin yapmaydı arkadaşlar. Enflasyon bugün %10, yarın da %10 olur tahminini yapma işi idi. Peki bu bize neyi anlatacaktır? Bir şeyden bahsedelim burada.
İlk başta ekonomimiz siyah Philips seyrisinde. Yani renkleri alıyor değil mi? Ekonomimiz siyah Philips seyrisinde. Yani UN seviyesinde dengede. Enflasyon sıfır. Dolayısıyla beklenen enflasyon değeri de nedir? Sıfır. Peki diyor ki Milton Friedman, hükümet ne yapsın arkadaşlar? Para arzını artırsın. Yani işsizliği azaltmak için genişletici bir politika uygulasın. Bu uygulanan genişletici para politikasıyla beraber işsizlik seviyesi azalacak. Ama ve lakin enflasyon seviyesi ne olacaktır bakın? %3 seviyesine atıyorum bu rakamı, yükselecektir. Peki, şimdi kısa dönemde enflasyonu yükselttim, işsizliği azaltmayı başardım. Ancak uzun döneme doğru gittikçe arkadaşlar, uzun dönemde artık ne olacaktır? Bekleyişler değişecektir. Hane halkı diyecektir ki, bu sene %3 olduysa enflasyon oranları, yani enflasyon yükseldiyse, seneye de ne olacaktır? Yükselecektir mantığı vardır. Beklenen enflasyon değerinde cari dönemde yükselme meydana geldiği için Philips seyrisi ne yapacaktır? Bütünüyle sağa doğru kayacaktır uzun dönemde. Bakın niye oldu bu? Beklenen enflasyon arttığı için. Artık şu noktada, şuradaki A noktasında ne olmuştur? Beklenen enflasyon değeri %3'e ulaşmıştır arkadaşlar. Peki ısrarcı hükümet diyor ki bana ne? İşsizlik U1 seviyesinde kalsın diyor. Bir kez daha para bastı. Bir kez daha para basmasıyla beraber yine ne olacaktır? Enflasyon seviyesi artacaktır. İşsizlik U1'e kadar. Enflasyonun artması, gerçekleşen enflasyonun artması, beklenen enflasyonun da artacağı yorumunu getirecektir uzun dönemde. Beklenen enflasyonun artması bir kez daha Philips seyrisini ne yapacaktır? Sağa doğru kaydıracaktır. Daha sonra hükümet ısrarcılıkta devam ediyor. Bana ne diyor, bir daha para basarım ben diyor. İşsizlik U1'de kalsın diyor. Amaç doğal işsizliğin yerini değiştirmek, daha düşük bir yerde yapmak. Yine enflasyon ne olacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Ve uzun dönemde gene beklenen arttığı için Philips seyrisi bir kez daha sağa kayacaktır. Bla bla bla. Bu şekilde ne yapar? Hep devam eder gider arkadaşlar. Şimdi olayımıza dönelim. Ne oldu? İlk başta gerçekleşen enflasyonu yükselttim biraz. Israrcı oldum biraz daha yükseldi. Israrcı oldum biraz daha yükseldi. Yani burada bir seçim yapmak zorundadır. Ya enflasyondan vazgeçecek, eyvallah yükselsin diyecek, ya da işsizliği U1 seviyesine düşürmekten vazgeçecek. Niye? Bakın işsizliği doğal işsizliğin altında tutabilmek için yükselen bir enflasyonla karşılaştık. Bu ne demek oluyor demek ki? İşsizliği azaltmak istiyorsan enflasyona katlanmak zorundasın. Bunun ikisini bir arada gerçekleştirmesi mümkün değildir arkadaşlar. Öyle bir dünya maalesef yoktur. Peki, şurada hemen noktalarımızla ilgilenelim. 1, 2, 3 tane nokta seçelim burada. Bakalım noktalarımıza. A noktasını koymuşuz zaten. Şurası B noktası olsun. Bir de şöyle bir yerden C noktası alalım. Şimdi A noktasına bakalım arkadaşlar. A noktasına bakalım. A noktasında ne var? Gerçekleşen enflasyon değeri %3. Beklenen enflasyon değeri %3. İkisi birbirine eşit mi çıktı? Evet. Peki işsizlik de doğal işsizliğe eşit mi çıktı? Evet. Demek ki gerçekleşen beklenene eşit olursa işsizlik de doğal işsizliğe eşittir. Bu da ne yorumunu yaptırır bize? Demek ki gelir de tam istihdam gelir seviyesine eşitmiş ki ekonomi doğal işsizlik seviyesindeymiş. Diğer bir noktamız olan B noktasına bakalım. B noktasına gelelim şimdi. Gerçekleşen enflasyon değeri %3. Beklenen enflasyon değeri %0. Yani gerçekleşen enflasyon beklenen enflasyondan büyüktür. Peki bu neye sebep olur bakalım. İşsizlik U1 seviyesinde, doğal işsizlik UN seviyesinde. Böylelikle olarak işsizlik doğal işsizliğin altındadır yorumunu yaptırıyor bize. Demek ki neymiş? Gerçekleşen enflasyon beklenen enflasyondan büyük olursa işsizlik doğal işsizlik oranının altındadır. O zaman gelir yorumu yapmak istersem gelirle ilgili ne söyleyeceğim? Bakın tam istihdamın da üstüne çıkan bir ne vardır burada?
gelir vardır. Nereden anladım? Gelirin yükselmesi işsizliği azaltıyordu ya, oradan anladım. Peki C noktasına bakalım. C noktasını analiz edelim. C noktasına geldiğimizde gerçekleşen %3, beklenen nedir? %6. Gerçekleşen küçüktür beklenenden. Bu kez karşımıza ne çıkacak? İşsizlik seviyesi nerededir? Hemen bulalım. İşsizlik seviyesi U2 düzeyindedir. Doğal işsizlik U ne? Yani işsizlik doğal işsizlik oranından büyüktür. O zaman gelirle ilgili ne söyleyebilirsin? Gelir de nedir arkadaşlar? Tam istihdam gelir seviyesinden küçük. Çünkü niye? Ekonomide şu an işsizlik mevcut da ondan. Demek ki bu bilgi bize neyi hatırlattı bakın. Aynı şeyleri kimde de söylemiştim? Lucas arz denkleminde de bundan ne yapmıştım? Bahsetmiştik arkadaşlar aslında. Oradaki denklemimizde neydi hatırlayalım hemen. Y eşittir P eksi PE olarak kurgulayıp anlatmıştık. Bakın ister Lucas denkleminden bakın. İster Friedman'ın bekleyişler hipotezinden bakın. Nereden bakarsanız bakın arkadaşlar. İşsizlik, doğal işsizlik, enflasyon, beklenen enflasyon kavramları hep birbiriyle nasıl kavramlardır? İlintili kavramlardır diyoruz. Demek ki bekleyişlerde yani monetaristlerde kısa ve uzun dönem ayrımı yapılmış. Uzun dönemde dönüp dolaşıp geleceği yer doğal işsizlik seviyesiymiş. Kısa dönemde ise değişiklikleri o şekilde A ve B ve C noktaları olarak gösterdik. Peki başka kim kaldı? Rasyonel bekleyişler vardı değil mi bir de? Kimden sonra gelmişti o da? Friedman'dan sonra gelmişti. Rasyonel bekleyişler teorisi yeni klasik modeldir arkadaşlar. Şimdi ondan bahsedelim. Yeni klasikler en sevdiklerimizdir. Neden? Yeni klasik yani rasyonel bekleyişler. Burada anlatacağımız çok fazla bir şey yok. Çünkü Lucas der ki saçmalamayan enflasyon ve işsizlik arasından nasıl bir bağ kurdunuz? Böyle saçmalık olmaz diyecektir. Yani hem kısa hem uzun dönemde Phillips eğrisi düşeydir. Enflasyon ve işsizlik arasında herhangi bir bağ kurulamaz diyecektir bize Robert Lucas arkadaşlar. Şimdi tablo vereceğim. Bunların hepsini bir arada göreceğiz. Ben tabloyu çizerken siz dinlenin. Çizildikten sonra tekrar beraber olacağız. Ayrılmayın bir yere. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Tablomuzu elde ettik. Keynes, monetarist ve yeni klasik olmak üzere ne yaptık? 3'e böldük. Çünkü ÖSYM burayı sever, sürekli olarak karşılaştırtır bize. Yani bize burada soracağı ve bizim düşeceğimiz yerler nelerdir genel olarak? Bir anlattığımızda para arzı arttığında enflasyonun nereye gideceği ya da azaldığında. Yani Phillips eğrisinin sağa sola hareket edip etmeyeceğini ne yapar? Sorabilir arkadaşlar. Bir de hangi model Phillips hakkında ne söylemiştir? Bu bizim için önemlidir arkadaşlar. Bakın. Keynes ne diyor? Phillips geçerlidir diyor. Phillips geçerlidir ifadesinden neyi anlamanız lazım arkadaşlar? Yani işsizlik ile enflasyon arasında ters ilişki vardır demek. Neymiş Phillips geçerlidir ifadesi? İşsizlikle enflasyon arasında ters ilişki var demekmiş arkadaşlar. Peki zaten onu aşağıda da belirtmişiz. İşsizlik ve enflasyon arasında değiş tokuş vardır diyor. Para yanılması geçerlidir. Bu Keynes'in bir özelliğiydi. Neye bakıyordu hane halkı? Nominal ücretlere bakıyordu. Reel ücretleri dikkate almıyor idi bunu anlatıyor bize. Keynes'in güzel tarafı neydi? Uzun dönemde herkes ölü idi. Analiz yapmaya gerek yok idi. Uzun dönemde ne yapmamıştır Keynes? Bahsetmemiştir. Monetarist yani Milton Friedman'a geldiğimizde adaptif bekleyişler teorisi demiştik ve Phillips geçerliydi, negatif eğimliydi arkadaşlar. İşsizliği doğal işsizliğin altında tutmakta ısrarcı olursa karşımıza ne çıkıyordu? Yükselen bir enflasyon değeri çıkıyordu. Bunu da unutmamak lazım. Ancak uzun döneme geldiğimizde Phillips anlamını yitirmektedir. Yani Phillips eğrisi dikey bir şekil almaktadır. Yeni klasiklere baktığımızda ne demiştik? Kısa dönemde de uzun dönemde de
Philips diye bir şey yoktur. Yani işsizlik ve enflasyon arasında ilişki yoktur diyor. Bu enflasyon ile işsizliğin birleşiminden doğan bir konuydu Philips eğrisi. Buradan bundan bahsettik. Şimdi başka bir şeyden bahsedelim. İşsizlikle büyüme arasında ilişki kuran Okun yasasından bahsedelim arkadaşlar. Okun bir yasa koymuştur. Ülkeden ülkeye değişir tabii bu. Ne diyor bu yasasında? Ekonomide %2.25'in üzerindeki her bir puanlık büyüme işsizliği %0.5 puan azaltır diyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey nedir arkadaşlar? Öncelikli olarak sen 2.25 büyümeyi ne yapman lazım? Gerçekleştirmen lazım. 2.25'in altındaki %1'lik artışlar işsizliği etkilemez diyor arkadaşlar. Yani bu yasanın kırılma kelimesinden biri neymiş? 2.25. Sonra 2'ye 1 oranında ne vardır? Dağılma vardır. Bakın bunu örnekle somutlaştırmak gerekirse, işsizliği %2 azaltmak için diyor, ekonominin ne kadar büyümüş bir ekonomi olması gerekir. Şimdi işsizliği %2 azaltmak için hemen denklemimizde oran orantıyı yapalım. Bakın ne diyor? Her %1'lik büyüme, her %1'lik büyüme işsizliği ne yapmaktaydı? 0.5 puan işsizliği azaltmaktaydı. O zaman yüzde kaçlık büyüme işsizliği ne yapacaktır? %2 azaltacaktır diye basit oran orantıdan bunu ne yapabiliriz? Yapabiliriz. İçlerle dışları çarpalım arkadaşlar. O zaman 2 eşittir 0.5, x eşittir 4 olarak karşımıza çıkar ama cevap değildir. Bu muhtemelen Adana seçeneğinde yer alıyor düşme. Nedir cevap? Öncelikli olarak ne olması lazımdı? 2.25 büyümesi lazımdı. O zaman artı 2.25 diyeceğiz. Demek ki cevabımızın ne olması lazım? 6.25 olması lazım. Demek ki neyi unutmuyormuşuz? 2.25 büyümeyi unutmuyormuşuz sevgili arkadaşlar. Evet, makro iktisadın sonlarına doğru gelirken bir iki konumuz daha kaldı. Onlarda ne yapacağız? Diğer videolarda vereceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız lazım? Bir sigara içmemiz lazım artık. Haydi görüşürüz.